Evet, şimdi çok çok yüksek bir enflasyon oranı. Yani bir ayda 13,58 sizin dediğiniz gibi. Yani bizim yıllık düzeyde bile bu aylık enflasyonu görsek endişe etmemiz gerekir ki bunu ay bazında görmüş olduk. Çünkü gerçekten enflasyon görünümü çok ciddi, acil önlem alınması gerektiğine dair bize sinyal veriyor. Şimdi şöyle bakalım. Şu anda politika faizi 14, değil mi? Evet, piyasa faizleri bunun üzerinde seyrediyor ama yani politika faizinden hesaplarsanız geçmiş enflasyona göre -22, %22 düzeyinde bir reel faiz veriyoruz. Yani bu beklenen enflasyon falan da hesaba katmayalım. Şimdi -22 bir reel faiz, yani herhangi bir ekonominin kolay kolay dayanabileceği bir düzey değil. Yani bu şeye de baktığımız zaman Amerika veya bütün gelişmiş rezerv para, kendisinin parasının rezerv parası olan ülkelerde bile bu enflasyon oranları negatifte seyrediyor uzun yıllardır ama onlar da bile işte 5'lere 6'lara doğru negatif faiz geldiği zaman faiz arttırmayla ilgili politika tercihlerini açıklamaya başladılar. Fed'de tabii tamam Avrupa Birliği için biraz daha bekliyor ama sonuçta Fed'in konudaki şeyi belli. Yani çok da fazla aslında bunu söylemeye gerek yok. -22 gibi bir reel faiz oranı zaten yani çok herhangi bir ekonomi kolay kolay kaldırabileceği bir düzey değil maalesef. Yani burada karşı karşıya kaldığımız problemin biraz daha açık açık resmini daha net çekmek gerekiyor. Burada şimdi geçicilik, bu enflasyon geçici olabilir mi? Yani diyelim ki çok sert bir kurşun yedik ve onun bu ayda hemen bütün yansımasını gördük. Bundan sonra bunda biraz daha geri çekilme olacak diye düşünmek kolay, çok iyimser bir bakış açısı olabilir. Çünkü şöyle bakalım, büfe tarafında çok ciddi bir artış daha var. Büfe ile tüfe makası açılmaya devam ediyor. Dolayısıyla büfedeki yansıma belli bir ölçüde daha enflasyon tüfeğe geçişkenliği sürecek. Bu zaman alacak. Büfe tarafındaki geçişkenlik. Tabii ki Ocak ayında kurda bir geri çekilmenin etkisiyle fiyat artışlarında belli bir yavaşlama görebiliriz. Ama bu enflasyonun bize geçici olduğu anlamına gelmeyecek. Ve yani bu çok sert ve acil bir önlem alınmadan bu enflasyonun kontrol altına alınması çok kolay olmaz diye düşünüyorum. Çok dikkatli olması gerekiyor bundan sonra. Ocak ayında göreceğimiz manzara bize biraz daha bir şey söyleyebilir ama esas Şubat'ta biz enflasyonun seyri hakkında daha iyi bir fikre sahip olacağız diye düşünüyorum. Tabii ki kur dalgalanmasının etkisi veya kurun bir tarafa doğru gideceği konusundaki görünümde bize yani burada belli bir istikrar kazanabilecek miyiz? Bundan Evet. sonra önemli. Ondan sonra talep tarafındaki gelişmeler önemli. Şimdi böyle söyleyebilecek miyim? Teşekkürler.